Ve bu sosyal girişimcilik, bizde üniversitelerde okutuluyor sosyal sorumluluk ya, yani buraya bizimkiler nasıl anlıyorlar? Sezen Aksu'yu getirip şarkı söyletmek sosyal sorumluluk diyorlar. Ama öyle değil. Sosyal girişimcilik okula yardım etmek. Sokaktaki insanları toplayıp onları rehabilite etmek. Aa, bir baktım ki bizim olan bunları yapıyor. Gidiyor psikologları ikna ediyor. Gelip bedava. Psikologlar o. Yolda gördüğünüz evsizlerle. Devlet evsizlere yardım ediyor ama yapmıyor. Niye? Ev adresi bir adamın zaten evi yok. Adres istiyor. Oğlan gidiyor kaymakama bunları konuşuyor. Ya bizim bu çocuk iyi mi yapıyor dedim. Şimdi nereye getireceğimi göreceksiniz. Eğildim tarihi çalıştırmaya başladım. Bu Cumhuriyet zamanı ne olmuş? Atatürk döneminde Türkiye'de çalışan yabancıları eleştiriyordum. Kaç muhasebeci gelmiş. Muhasebeciler gelmiş Türkiye'de çalışmış. Denetim yapmışlar. Denetim. Sayın Başkan sizin hani denetim takip ediyorsunuz ya 1926-27 yılında ticaret odasında dernek yok ya kayıtlı expert comptable var yani denetçi. Nereyi denetlemiş? Fransız şirketlerini. Yani bugün gördüğünüz İSKİ eskiden Fransızlar aydı 39 yılına kadar. Bir de baktım sosyal ihtiyar uzmanı var. Atatürk döneminde. Önce önemsemedim sosyal ihtiyar uzmanı sosyal girişimci manasında. Bu hafta bir yerde oturduk, bir düğüne gitmiştim. Orada bir hanımefendiyle, düğüne değil, iftara Ertuğrul'la gittik, arkadaşıdır karım koca. Bana kadını anlatıyorlar, Yardım Sevenler Derneği, bende jeton düştü. Mustafa Kemal Atatürk, 1921 yılında kadınların ağırlıklı olduğu Türkiye Yardım Sevenler Derneği'ni kurarken, bu benim oğlumun şimdi uğraştığı sosyal girişimcilik. O tarihte sosyal etkar uzmanı onun için gelmiş. Bakın laf etkar, etkarlanmak diyoruz değil mi? Yani insanların dertleriyle uğraşan bir şey. Şimdi bunu seni anlatıyorum. Sözlerimin sonunu dedim. Muhasebeci müşterisine her şeyi pazarlamalısın. Farklı olduğunuzu ortaya koymalısınız. Mesela demelisiniz ki, hele bu dönem çok daha arttı. Ya 10 tane paket yardım yap, bunu gider yazalım. Alıştıralım, yarın öbür gün ev masraflarını bile yazabiliriz. Dikkat et. Adama böyle çekeceksin sistemin içine. Şimdi burada konuşurken biri açtı, ben nasıl yazarım dedi, ben de yardım yaptım, öyle yazarsın dedi. Bir siyasetçi aradı, böyle kullanacakmış milletvekili adayı. Değerli arkadaşlar, siz okulda hiç muhasebe eğitimi almadınız. Unutmayın. Sizi patron eğitimiyle donattılar. İşletme fakültesi, iktisat fakültesi, iktisadi idari bilimler fakültesi, meslek yüksek okulu. Oradaki eğitim ya patron ya genel müdür. Muhasebeci kariyerini biz burada odada görüyoruz. Ve özelde şimdi siz burada görüyorsunuz. Onun için bu patron gibi olan duyguları pazarlayın. Ben bu sene 52. yılımı idrak ediyorum meslekte. 16 yaşındaydım. Bayrampaşa'da, o zamanki adıyla sağmalcılarda çantacı muhasebeciyim. 16 yaşında nasılsa işlefe defteri yapmak kolay. Şimdiki basit usul gibi. Serbest meslek erbabı kolay. Üniversiteye başlayınca bilanço hesabı defteri öğrendik ve büromuz o zamandan beri çalışıyor. Ama ben bir şey biliyorum. Okuduğunuz her şeyi pazarlayın. Burada ben bir hikayemi anlattım. Hikaye alın kendinize göre gidin hikaye olarak anlatın. Çünkü siz onu yapmazsanız ne oluyor söyleyeyim size. Hepinizin başına gelen işi ben de yaşadım. Onun için biliyorum. Şimdi o tecrübeyle dönsem onların hepsi gibi ben müşterim olur. Siz alıyorsunuz adamı. Güzel devlet düzeltiyorsunuz. Tam böyle nefes alıp size de iyi para vereceği zamanda sizi yetersiz bulup başkasına gidiyor. Başkası yeterli değil sizden. Ama o sorunları çözdüğünüz için hazıra konuyor. Sizinle uğraştığınız aynı sorunlar yok. O nedenle sizden ricam. Bir araya çok gelin. Bir araya gelirken sürekli konuşun. O konuşma da eğitimdir. Bugün bu konuşmayı da burada yapmamın nedeni iftarda yapmıyorum. İftarda selamünaleyküm. Afiyet olsun, kabul etsin diyorum. Ama bir de bir şey bilir. Bugün arkadaşlar herhalde ben en az sizin kadar Fatih'iyim.
şurada Selim Sabi Sokak'ta, Samatya'da, Yedikule'de oturdum ve o zaman Eminönü'ydü, Aksaray'da oturdum ama Fatih'teki Pertemya'da okudum. Muhtarla sevgimiz, onun için pas atıyorum. Şimdi size o tavsiyeleri söyleyip alasmadınız diyeceğim. Fatih'de olduğum için biraz sizi görünce coştum. Değerli arkadaşlar, hani size bunu söylerken benim felsefemi söyleyeyim. Bir yerden yetkili oluyor. Mardinli ise 2 puan fazla. Beni ilgilendirmiyor. Kürt olmuş, Arap olmuş, Türkmen olmuş, Mardinli aynı yerde doğmuşuz. Aynı sorunlar karşılaşmışız demek ki. Doktorsuzluğu, bakımsızlığı. Eğer işletme fakültesiyse 1 puan fazla alıyor. 2 puan fazla alıyor. Pertemyalı ise 1-2 puan fazla alıyor. Hele muhasebeciyse 5 puan alıyor. Çünkü muhasebecilikte daha fazla benden meşakkat çekmişim, azarlanmışım. Bana oturma demişti. Bakın bugün bu örgütçülüğüm onun içindir. Bana oturma dedi. Bir gelirler kontrolörü vergi denetimi yaparken Allah'ım bana imkan ver bu adamı ben ezeyim dedim. Gün geldi adam mührünü almaya geldi benden alacak. Bakın imzaya baktım ismine. Kaldırdım kafamı o sen misin dedim aynen bu lafı. Şey evet yani o zaman gençtim hayırlı olsun mührün. Şoför arabayla seni götürsün maliye dedi. Çünkü bu adama teşekkür ettim. Eğer olmasaydı o Churchill'in dediğini düştüğüm zaman ayak kalkmaz giderdi. Onun için sizinle birlikte hep beraber ayağa kalkacağımız ve sizin bu ortak aklınızın, bu dinlerken gösterdiğiniz sabrınızın mesleğin yönetimine yansıması dileğiyle Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı Fatih'in sahibi olarak hepinizin olmasını diliyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Allah kabul etsin ve Allah bu yolda hepimizin bahtını açık tutsun. Şansımızı ve yolumuzu bol tutsun. Ve başkanımızı da hep birlikte isterseniz onu alkışlayalım. İstanbul Senema Odası Başkanı gönderin. Bizim başkan Fatih Sultan Mehmet gibi. Yerinde kalsın teşekkür ediyor. Fatih Sultan Mehmet söyleyin. Hadi oyununuza gittiniz. Hepiniz sultanın arkadaşısınız. Afiyet olsun.